İyi akşamlar. Yine sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konuğum eğitimci yazar Sayın Ebubekir Aytekin. Ebubekir hocamla aile, eğitim, çocuk eğitimi konusunda bu akşam konuşacağız. Tabii birinci gündemimiz her zaman olduğu gibi pandemi sürecinden bugüne kadar her zaman ilk sorumuz pandemiyle ilgili soruyoruz. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Önce sizi bir tanıyalım mı? Seyircilerimiz Ebubekir Aytekin kimdir bir bilsinler. Tabii 1969 yılından bu yana eğitim camiasının içerisinde yer alan bir isimsiniz. Evet. Çok emek veren birisiniz. Buyurun hocam. İsmim Ebubekir Aytekin. Siz de buyurduğunuz gibi 1951 doğumluyum. Artan'da doğmuşum. 5 yaşından beri de Adıyaman'a göçmüşüz. Orada Adıyaman'da yaşamış, büyümüşüz. 1969'dan beri buyurduğunuz gibi her derecedeki, her kademedeki eğitim kurumunda görev yapmış bir insan olarak eğitimle ilgili paylaşımlarımı bu akşamda kısmen anlatmaya çalışacağım. Pandemiyle ilgili mesajınızı alalım. Çok güzel. Şimdi eğitim dedik. Pandemiyle ilgili... Bu da eğitimin içerisine giriyor aslında değil mi? Evet, şimdi pandemiyle ilgili aslında çocukları değil, büyükleri eğitmek gerektiğini anlıyoruz. Çarşıya, pazara çıktığımızda pandemi kurallarına uymayanların çocuklardan ziyade büyükler olduğunu ne yazık ki görüyoruz. O anlamda diyorum ki, evvel emirde anne, baba ve ağabeyleri, ablaları eğitmek gerekiyor. Ölümden ibret almayan insanları ne kadar eğitirseniz eğitin, bir fayda etmez. Ama bir başkasına da, şimdi bu kurallara uymadığımız zaman bir başka vatandaş da etkiliyor. Bunlara riayet etmemiz lazım. Yani çarşıda, sokakta, hele hala son günlerde Adıyaman'da mesela bir yükseliş var. Buna hepimizin kesinlikle riayet etmesi gerekiyor, kurallara uymamız gerekiyor. Çünkü görevliler bu konuda her zaman, hatta cami... lerde ezandan sonra sürekli vatandaş uyarılıyor. İnşallah bundan sonra böyle vatandaşımız bu kurallara biraz daha riayet eder. Vatandaş bana bir şey olmaz diyor ama sana bir şey olmasa da sen başkasına bulaştırabilirsin. Evet. Bazı insanlar taşıyıcı olabiliyor fakat farkında olamayabiliyor. O anlamda bir vebaldir yani başkalarına götürüp bulaştırmak hele de ölümlerine sebep olmak. Bir vebaldir. Bu anlamda çok dikkatli olmak gerekiyor. Kimsenin hakkına girmemek gerekiyor. Mesafe, maske, hijyen. Ve hijyen. Bu evet. Üç şeye dikkat ettiğimiz takdirde yani bulaşma imkanı çok zayıftır. Hocam siz tabii hayatınızın bir çok bölüm nereden bakarsanız bir yarım asırlık bir çınar gibi eğitime hizmet eden birisiniz. Bugüne kadar kitaplarınız var mı? Kaç tane kitabımız var? Evet, 10 tane basılmış kitabım var. Basılmayanları söylemiyorum. Bunlar öğretmenler, siyasiler ve hatipler için Latifeler diye bir kitap Kayahan Yayınları'ndan. Yine Nükte Çarşısı onun devamı niteliğinde küçük ders verici mahiyette ve kısa hikayeler, kısadan hisse dediğimiz tarzdan. Sonra benim manevi bakımdan üstadım sayılan, aynı zamanda da kendisinden 19 yıl Kur'an, Arapça, fıkıh, tefsir, hadis, felsefe, mantık dersleri aldığım Mehmet Said Hoca rahmetli hakkında bir yazdığım bir kitap var. 450 sayfa, onu anlatan, onun devrini anlatan bir kitabım var. Adıyaman'da doğan bir güneş, Artanlı Mehmet Said Hoca diye. Sonra yakın tarihle ilgili Kemalist devrimlerin analizi diye bir kitabım var. Devrimlere, Kemalist devrimlere farklı bir bakış açısıyla bakıyorum. Sonra Bilgin Divane Behlül-i Dane diye bir yine meşhur bir zat hakkında bir biyografi kitabı ve onun fıkraları var. Tarihten günümüze Fütüvvet ve Ahilik diye bir kitabım var. Bunu üniversitede ders olarak da okuttum. 5-6 dönem üniversitede bu şekilde. Bu
Sonra Adıyaman'da bir sahabi türbesi var malum. Onunla ilgili Safvan bin Muattal. Adıyaman'da bir sahabi Safvan bin Muattal ve İfk Hadisesi diye evet. bir kitabım var. Konusunda yazılmış en kapsamlı bir kitaptır bu da. Sonra Mehmet Ali Ayni'nin Tasavvuf Tarihi adlı kitabını Osmanlıca'dan günümüz yazısına çevirdik. Şemseddin Bilgin ağabeyle birlikte. Yalnız Sahabi Ebu Zer-i Gıfari diye bir kitabım var. Adıyaman'da makam türbesi bulunan, gerçek türbesi de Medine yakınlarında Ravaza'da olan bu sahabi hakkında da Yalnız Sahabi Ebu Zer-i Gıfari diye Aktaş yayınlarından çıktı bu da. Ve son kitabım Ailede Çocuk Eğitimi kitabı bu akşam. Yani son çıkacak kitabınız değil mi? Çıktı yok. Çıktı yani. Hayırlı olsun. Eyvallah sağ ol. Kayhan yayınlarından da İstanbul'da. Evet. Evet kısaca tabii. Böyle. Çok güzel. Çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Siz zaman zaman sosyal medyada da eğitimle ilgili evet. paylaşımlarınız var. Buna vatandaşın yaklaşımı nasıl? Sizi takip ediyorlar mı? Genelde ne gibi öneriler geliyor veya sorular geliyor? Evet, bu konuyla ilgili yani ailede çocuk eğitimiyle ilgili şimdiye kadar 13 program yaptım. Hem Facebook'ta hem de YouTube'da yayınlanıyor. Dileyenler YouTube kanalından bunları izleyebilirler. Çok güzel şeyler aldım, tepkiler aldım. Hiçbir şekilde olumsuz bir tepki almadım. Gerçekten bu söylediğim ve kitaba yazdığım şeyler her ailenin, her anne ve babanın mutlaka bilmesi ve uygulaması gereken kurallar. Çocuklarını iyi yetiştirmek istiyorlarsa, bu kurallara göre yetiştirirlerse, ta doğum öncesinden liseye kadar olan kısımda çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz, nasıl besleyeceğiz, ne gibi terbiye vereceğiz? Evet, onları yavaş yavaş ben soracağım zaten. Tamam. Ben de orayı takip ediyorum. Özellikle Eyvallah. Oradan alıntılarımız var. Takip ettiğimiz eğitim üzerine olduğu için ben hemen konumuz eğitim olduğundan dolayı önce eğitim nedir? Evet, eğitimi şöyle tarif ederler. Eğitmek istediğimiz kişide istendik davranışlar meydana getirmek için yapılan faaliyettir. Adab-ı muaşeret de diyebilir miyiz bunu hocam? Yani şöyle diyelim, aslında eski adı talim ve terbiyedir. Evet. Fakat bu eğitim ve öğretime diye yeni güya Türkçe'ye çevrilince anlamını da kaybetmiş oldu. Çünkü talim ve terbiyede olumluluk vardır. Fakat eğitimde dilediğiniz şekilde eğitebilirsiniz. Mesela bir gangster yetiştirmek için gangsterlik eğitimi verirsiniz. Bir ajan yetiştirmek için ajanlık eğitimi verirsiniz. Bir efendim bomba patlatan, ne diyorsunuz ona, kendini patlatan adamlara terörist yetiştirecekseniz terör eğitimi verirsiniz. Ama talim ve terbiye dediğiniz zaman bu olumsuzlukların hiçbirisi içinde yoktur. Onun için deniyor ki istendik davranış. Yani kimden nasıl bir davranış istiyorsa ona göre eğitmiş oluyor. Fakat bizim... Yani talebe göre. Evet. Yani kim ne talep ediyorsa ona göre eğitiliyor. Esas adı talim ve terbiyedir. Talim ve terbiyedir. Evet. Yani eğitimin ismi talim ve terbiyeymiş. Evet. Talim ve terbiye. Onun için talim ve terbiye kurallarına uymamız gerekiyor. Yani evet. Evet hocam. Ailede eğitimin önemi. Şimdi efendim toplumu ayakta tutan temel çatı ailedir. Aile bozulduğu zaman toplumun tamamı bozulur. Onun için aileyi sağlam tutmak gerekiyor. Aile çöktüğü anda toplumun tamamı da çökecektir malum. O anlamda bunun için de ailenin çocuklarını iyi yetiştirmesi gerekiyor. Her anne babanın en kıymetli şeyi çocuğudur. Dünyadaki en kıymetli şeyi. Anne ve baba çocuğu için hayatını bile feda eder. Bu sadece insanda değil, bütün canlılarda böyledir. Hayvanlarda da böyledir. Hayvanlarda da böyledir. Bir tavuk bile
en korkak hayvanlardan olduğu halde civcivlerini korumak için en vahşi hayvana bile saldırabilir. Bu Allah tarafından canlılara kodlanmış bir duygudur. Öyleyse bizim çocuklarımızı yetiştirirken sadece onlar için böyle endişemiz onların geleceği, kariyeri, statüsü, işte nasıl bir ne olacağı gibi endişeler var. Bizim derdimiz bu değil. Derdimiz şu, toplum olarak da bu olması gerekiyor. Çocuğum nasıl iyi bir insan olur? Hani demişler ya, oğlum sen vali oldun ama adam olamadın hesabı. Adam olmak, adam yetiştirmek olmalıdır. Onun için de anne ve babanın terbiye edemediği, yetiştiremediği bir çocuğu hiçbir kurum ve hiçbir öğretmen terbiye edemez. Peki bu dönemde ailelerin elinde mi hocam? Yani şimdi çok şey var, sosyal medya var, telefon var. Yani bu faktörler varken bir aile bir kere çocuğunu gün boyu göremiyor. Onunla ilgilenemiyor. Anne baba çalışıyor. Çocuk halıyla bir başkasının yanında yetişiyor. Bir başka hiç tanımadığı insanlarla oturup kalkıyor. İşte dışarı çıkıyor. Dışarıda kimlerle gezdiğini sen artık kontrol edemiyorsun. Yani bu nasıl olacak bu? Bir de bu var. Bunlar problem işte. Problem, evet. Yani bir anne baba için önemli olan kariyer, para, gelecek, efendim iyi bir meslek ise onlar için zaten problem yok. Ama endişesi çocuğum iyi bir insan olacak mı? Şimdi bakın size bir şey söyleyeyim. Bu dünyayı cehenneme çevirenler öyle ilkokul mezunu cahil insanlar değil. Çok okumuş, nice üniversiteler, nice kariyerler, nice yüksek lisanslar, doktoralar yapmış insanlar. Allah insanlara cennet gibi bir dünya vermiş. Fakat ne diyelim, bazı insanların, hele de okumuş insanların elinde bu cehenneme çevriliyor. Eğer bilimde ahlak yoksa, ilim ölüme dönüşüyor. Yani hocam, şimdi bir kitabı bir merkebe ne kadar yüklerseniz yükleyin, merkep kitaptan anlamaz mı diyorsunuz? Yani buyurun. Esas olan yani anne ve babalar, birinci önceliğiniz çocuğunuz, çocuğumu nasıl iyi bir insan olarak yetiştirir? Nasıl yetiştirir? İnsanlığa faydalı bir insan olarak, adam gibi adam olarak nasıl yetiştiririm? Endişeniz bu olursa onun çaresinde zaten bulursunuz. Diyor ki Hazreti Peygamber, bir anne ve baba çocuğuna güzel ahlaktan daha büyük bir hediye vermiş olamaz. Esas olan ahlaklı bir insan yetiştirmektir. Ahlak artı ilim. O zaman nur ala nur olur. Ama ilimde ahlak yoksa ölüm olur. Nitekim kan gölüne çeviren bu insanlarda ilim var ama ahlak yok. Evet. Ama hocam şimdi okullara bakıyorsunuz. Mesela eskide bizim dönemimizde sizin de işte hatırladığınız gibi okulda bir disiplin vardı. Bir öğrenci eğitilirken ona çeşitli şekillerde yani bu baskıcı bir sistemi kastetmiyorum. Ama bir ağırlık vardı. Şimdi kimse çocuğunu bir öğretmen bir çocuğa bir şey diyemiyor. Hemen diyor ki işte CİMER'e yazarım ya işte 155'e ararım. Yok anneme babama söylerim. Şimdi bunu eğiten de sadece aile değil, okullarda da eğitim var. Bunu veliler ne yapacak, öğrenciler ne yapacak, öğretmenler ne yapacak? Çok güzel bir soru. Bunun cevabı da çok kolay ama uygulaması nasıl, onu beraber değerlendirelim. Evet. Esas olan şudur. Eğitimde, öğretimde en etkili eğitim yöntemi örnek olmaktır. Çocuğa örnek. Saygın. Örnek olacak. Evet. Yani çocuğun nasıl olmasını istiyorsak anne, baba ve öğretmen öyle davranacak. Çocuklar insanların söylediklerinden ziyade yaptıklarından etkilenirler.
Bakınız çocuk doğuştan yalan söylemeyi bilmez. Bizden öğrenir yalan söylemeyi. Dolayısıyla biz nasıl bir çocuk istiyoruz anne baba olarak? Ona o şekilde örnek olmalıyız. Yani şöyle bir atasözü var, diyor ki yağız at mahmuzu kendisine kavuşturmaz. Yani iyi at kendine kamçı vurdurmaz. Vurdurmaz. Evet. Bu ne demektir? Öğretmen açısından değerlendirelim. Öğretmen saygın ise öğrenci ona saygı duyar. Bakın ben işte 51 küsur yıldır öğretmenim, eğitimciyim. Şunu öğrendim. Birincisi rol model olmak. Öğrenciye örnek olmak. İkincisi öğrenciyi sevmek, sevgiyle yaklaşmak. Eğer öğrenciye ya da çocuğa sürekli şöyle yapma, şöyle yap emir kipleriyle davrandığımız zaman ondan pek de fazla bir verim elde edemeyiz. Peki kıyas var mı hocam? Mesela bir öğrenci kitap okuyor, çalışıyor. Bir işte diyelim 8. sınıfta sınava girerken daha iyi bir okul tutuyor. Veya bir başka öğrenci liseden sonra daha güzel bir okul tutuyor. Şimdi o çalışanla diyelim çalışmayan arasında bir kıyaslama var mı? Kıyas yapabilir misiniz? Aile de diyor ki işte veya çocuk diyor ki ben ondan kıyaslama diyor. Ama sen ders çalışmıyorsun. Yani bir ders çalışanla çalışmayan veya yaramazlık yapanla yapmayan arasında bir kıyaslama olabilir mi? Şimdi eğitimciler şöyle der. Çocuğu gerek kendi kardeşleriyle gerekse arkadaşlarıyla kıyaslamayın. Neyle kıyaslayacağız efendim? Kıyaslamayacağız. Ya ona neyle üzülüp neye sevineceğinizi söyleyin. Yani sen dili kullanmayın. Ben dili kullanın. Mesela çocuk erken uyanamıyorsa ya da geç geliyorsa eve, niye geç geliyorsun sen, niye geç geliyorsun yerine, geç gelmenden endişeleniyorum. Ders çalışmaman beni üzüyor gibi ben dili kullandığınız zaman daha etkili olacağı tecrübeyle sabittir. İyi anlamıyorsa? Her öğrencinin bir şeyi vardır. Anlama yeteneği ya da neden anlıyorsa ona göre davranmak gerekir. Bir örnek vereyim. Bir öğretmen arkadaşı anlattı. Dedi ki benim sınıfımda bir çocuk var, hiç yerinde durmuyor. Sıraların üzerinde geziyor, dövüyorum olmuyor, kovuyorum olmuyor, anasını babasını çağırıyorum, disipline ver, bir türlü olmuyor. Ne yapayım, ne edeyim? Ders yapamıyorum. Düşündüm diyor, dedim ki çağırdım, dedim ki bak bugün yerinde otur, hiç sesini çıkarmazsan sana 2,5 lira vereceğim. Yani bunu basit bir örnek olarak söyledim. Her öğrenci farklı bir kapasiteye ve farklı bir anlayışa sahiptir. Her insanın parmak izi bile aynı olmadığına göre, yani özet olarak çocukları kıyasladığımız zaman kıskançlık doğabiliyor, birbirine zarar verebiliyorlar. Mesela kardeşiyle kıyasladığınız zaman kardeşine zarar verebiliyor. Ya da arkadaşıyla kıyasladığınız zaman farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Bunu tecrübelerimiz arasında çokça örneklerini görmüşüz. Ben şunu söyleyeyim, diyelim bir kardeşi çalışmamış, okulda işte gerekli eğitimini tamamlamamış. Bir küçüğü de yine aynı şekilde devam ediyor. Siz kardeşiniz bak çalışmadığı için bu eğitimini tamamlayamadı. Sen de böyle yaparsan sen de bunun gibi olursun. Bu örnek yanlış mı hocam? He, yok sen fana şuna göre kötüsün anlamında bir kıyaslama iyi değil. Ama isim vermeden yani onun anlayabileceği şekilde. Bak ben sana ya da size, dinleyicilerimize aile içerisinde ben onu, evet. Çocuklarla nasıl iletişim kurabiliriz? Buyurun. Önce bunu söyleyeyim. Bütün hepsinin bu soracağınız ve sorduğunuz cevapların hepsi içinde. Ya buyurun hocam. Önce dengeli bir sevgi ve koruma duygusu. Bu dengeli kelimesi çok önemli. Aşırı bir koruma duygusuyla çocuğunuzu kaybedersiniz. Yani terazi dediğimiz adalet. Evet. Yani
tatlı sert dediğimiz şey evet. bu. Dengeli bir sevgi ve dengeli bir koruma. Sonra çocuğu olduğu gibi kabul etmek. Yani benim çocuğum niye şunun gibi değil? Senin çocuğun kapasitesi onun gibi olmayabilir. Benim kızım tıp fakültesinde okuyordu. Bir arkadaşıyla beraber kalıyorlardı. Her akşam arıyor. Diyor ki Esma diyor bir defa okuyor, yatıyor, uyuyor. Ben sabaha kadar çalışıyorum, anlamıyorum. Esma bir defa da anlıyor. Benimki 5 defa da anlamıyor. Bu anlamda her öğrenci, her çocuk aynı kapasiteye sahip değil. Çocuklarla iletişimde şöyle yaparsam böyle yaparım, şöyle çocuk istemem gibi şeylerle çocuğu bir yere ulaştıramayız. Dedik ya ben dili kullanmak gerekiyor. Çocukların beden ve ruh özelliklerine ve yeteneklerine göre değerlendirmek gerekiyor çocuklarımızı. Güçlerini ve kapasitelerini aşan şeyler doğru değil. Dershanecilik yaptığım sırada bir velimiz illa benim çocuğum doktor olacak diye her sene getirip yazdırıyordu. Bir türlü çocuk doktor olamadı. Kapasite. Çocuğumuzu iyi tanımamız gerekiyor. Başarı ön planda görülmeli. Başarısızlıkları üzerinden değerlendirmemeliyiz. Yani çocuklarımızı daha çok niye yapmadın başarısızlıklarıyla değil, başardıkları şeylerle değerlendirirsek başarılar artar. Şöyle bir söz var. Marifet iltifata tabidir. Evet. Sonra çocukları ve birbirleri biraz önce de söyledik birbirleriyle kıyaslamamak gerekiyor. Kuralların koyduğumuz kuralların ihlaline ancak göz yummamalıyız. Yani bir kural koymuşsak evde anne, baba, okulda yönetim o kurallardan taviz vermemek gerekiyor. Saat 8'de kahvaltım yapılacak, yapılacak. Yani o kuraldan taviz verdiğiniz an bu sefer sıkıntı doğabilir. Sonra hata yaptıklarında onları yalan söylemeye mecbur bırakmamalıyız. Biraz önce dedim ya, çocuklar yalan söylemeyi bizden öğrenirler. Hata yaptıklarında niye yalan söyler çocuk? Ya ona kızmışızdır, ya işte sıkıntılı bir durum olmuştur. O çocukları yalan söylemeye kuralların ancak koyduğumuz kurallar mantıklı olmalı, doğru olmalı ve uygulanabilir olmalıdır. Böyle imkansız kurallar da koymamamız gerekiyor. Çocukların getirdiği haber ve bilgiler araştırılmadan hemen inanmamak gerekiyor. Çocuk gelip diyebilir ki öğretmen beni dövdü. Ya da şöyle bana dedi. Araştırmadan etmeden gidip öğretmene saldırmamak gerekiyor. Evet. Yani çok örnekleri var. Zaman kısıtlı diye örnek vermeyeceğim. Sonra kızgın olduğumuz zaman çocuklarla tartışmamalıyız. Kızgınlığımız geçtikten sonra konuşmalıyız. Kızgınken çünkü hata yapabiliriz. Çocuklara arkadaşça yaklaşmalıyız. Hem çocuklarımıza, öğretmenler öğrencilerine, anne babalar da çocuklarına arkadaşça yaklaşmalı ve çocukları dinlemeliyiz. Sürekli biz söylememeliyiz. Onlar ne istiyor? Onların duygularını bilmeliyiz. Çocuklarımızla konuşurken göz göze gelmeliyiz. O seviyede olmalı. Çocuklar aşağıda biz yukarıdan konuşursak etkili olamayız. Çocukları dikkatlice dinlemeli ve sözlerini kesmemeliyiz. Çocuk konuşmak istediğinde, bizimle konuşmak istediğinde onu ertelememeliyiz. Efendim, çocuğun söyleyeceği şey, çocuğun bize söyleyeceği şey televizyondan daha önemlidir. Cep telefonundan daha önemlidir. Efendim, gazete okumaktan daha önemlidir. Telefonla konuşmaktan daha önemlidir. Onun için çocuğumuzu dinlemeliyiz. Çocuk ne diyor? Çocuğu küçük bir şey olarak görmemeliyiz. Çocuğu büyük bir insan gibi görüp ona göre davranmalıyız. Aynı bir kaset gibi ne yüklersen onu... Evet, yani çocuğa küçük gözüyle bakmamak gerekiyor. Onun duyguları daha tertemizdir. O ciddidir. Biz onu ciddiyetsizlikle dinlersek, çocukla iletişimde vücut dili çok önemli. Yani kullanılan ses tonu önemli, vurgular önemli, mimikler önemli, jestler önemli. Bunlara dikkat etmeliyiz. Kardeşler arasında biraz önce de söyledik kıyaslama yapmak
doğru değil. Çocuğumuzla birlikte zaman geçirmeliyiz. Dediniz ya, anne çalışıyor, baba çalışıyor vesaire. Yani hiçbir şey çocuğumuzdan kıymetli değildir. Mutlaka ona zaman ayırmalıyız. Birlikte zaman geçirmeliyiz. Sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşmalıyız. Yani bu söylediklerim olduğu takdirde hiçbir problem kalacağını zannetmiyorum. Çocuklara tehdit etmemeliyiz. Çocuklara hakaret etmemeliyiz. Suçlamamalıyız. Eleştirmemeliyiz. Onlarla alay etmemeliyiz. İlgisiz davranmamalıyız. Emir cümleleri kullanmamalıyız. Onlara üzülecekleri lakaplar takmamalıyız. Sert ve ölçüsüz cezalar vermemeliyiz. Cezanın da mükafatın da uygun olanı, orta olanı seçmeliyiz. O yani anlam... çocuk dışarı çıkıyor diye sen evde onu zincirle bağlamanın yani evet. Ne kadar yanlış olduğunu ve suç olduğunu bilmelisin. Evet. Son olarak şunu söyleyeyim. Buyurun. İyi bir iletişimin ön şartı etkin dinlemedir. Onu dinlerseniz, çocuğunuzu anlarsanız, iyi bir iletişim kurarsanız çocuğunuzla aranızda bir problem kalmaz. Hocam çocuk daha küçük, yeni işte zor yürüyor. Ağlayınca telefonu istiyor. Annesi telefonu veriyor. Susturmaya çalışıyor. Şimdi o çocuk nasıl olacak? Veya şöyle bir şey de var. Şimdi bazı aileler dağılıyor. Çocuk ortada kalıyor. İşte yani Allah muhafaza, Allah kimsenin başına vermez. Tabii aileler belki istemeyebiliyor ama bunlar da çocuk. Bunların da anne babaya şefkate ihtiyaçları var ama onu göremiyorlar. Baba ayrı bir yerde, anne ayrı bir yerde. Burada ailenin, yani eğitimde anne ve babanın rolu nasıl bir şey? Şimdi bakın, çocukların hatırına insan zehir de olsa içmelidir. Yani çocukların hatırına yuva yıkılmamalıdır. Toplumdaki problemli çocukların tamamına yakını yıkılmış ailelerin, ayrılmış ailelerin ya da anne ya da babadan herhangi birinin ya da ikisinin ölmüş olanlarının çocuklarıdır. Bir duvar yazısı var. Şöyle yazmış, büyük büyük. Sevenimiz olsaydı serseri olmazdık. Güzel. Demek ki çocuğun en büyük ihtiyacı sevgidir. Öğretmenlere tavsiyem şu. Çocuklarınızın başarılı olmasını istiyorsanız, gerek ahlaki anlamda, gerekse derslerinde onu seviniz. Niye seviniz? Çünkü çocuk kim çocuğu severse çocuk da onu sever. Çocuğa soruyorum. Ben müfettişlik de yaptım. Yıllarca müfettişlik yaptım. Evet. Çocuklara sorardım. En çok hangi dersi seviyorsun? Mesela diyordu ki, işte Türkçe öğretmenini. Peki en çok hangi öğretmenini seviyorsun? Türkçe öğretmeni. Hangi öğretmenini çok seviyorsa onun dersini de sever. Nefret ettiği öğretmenin dersinden de nefret eder ve o derste başarısı zor olur. Onun için aile içerisinde de çocuğu en çok kim seviyorsa, ablası mı, halası mı, dayısı mı ya da kimse, bebeği, çocuğu en çok kim seviyorsa çocuk da en çok onu sever. Ve en çok ona özenir ve onu taklit eder, onun gibi olmaya çalışır. Bizim çocuk küçükken misafir gelir giderdi. Derlerdi ki, emmi sen büyüyünce ne olacaksın? Amca olacağım, sigara içeceğim derdi. Niye? Çünkü amcalar büyük adamlar, sigara içerler. Ben de büyük adam olmam için sigara içmem lazım. Örneklik bakımından veriyorum bunu. Çocuklara rol model olma böyle bir şey değil işte. Çocuğun nasıl olmasını istiyorsak önce biz öyle olmalıyız. Benim bir eğitimci öğretmen bir kardeşim var. Çocuklar da var. Biri çocukların yanında sigara içtiği zaman diyor ki sigaranı sakla. Benim çocuklarım sigara içtiğini görmesin diyorlar. Evet. Yani bu şeyini görünce tabii o aklıma geldi. Şimdi hocam çok aslında bu eğitim en önemli, hayatta en önemli olan şeydir. Herkes için gerekli olan, her çocuk için. Tabii sevgi dediniz, diyor ya merhamet etmeyene merhamet edilmez. Evet. Onun için bizim de çocuklarımıza karşı
hepimiz bu devreden geçmişiz. Merhametli olmamız lazım. Bütün çocuklara merhametle yaklaşmamız lazım. Burada tabii aileye de çok büyük roller düşüyor. Çocuklara iletişim nasıl kurulmalı hocam? İşte iletişimle ilgili biraz önce anlattıklarım iletişim nasıl kurulacağıyla ilgiliydi. O şekilde davrandığımız zaman çocuk bizi anlayacak. Biz çocuğu anladığımız zaman çocuk da bizi anlayacaktır. Evet. Sevgisiz iletişim olmaz. Ama diyor işte ben diyor iletişimin anahtarı sevgidir. Sevgidir. Diyor ben parasını veriyorum. İşte elbisesini alıyorum. He. Ondan sonra diyor yemeği de yediriyorum diyor. Tamam diyor daha ne yapayım diyor. O da kendini diyor işte ne yapayım ben elimden gelen budur diyor. Ve kendisi çocuk işte evde bir şeyle meşgulken çocuk baba diyor. O duymuyor. Bir de spot reklam vardı bununla ilgili. İşte çocuk babası eve giriyor. Babaya yanaşır. Baba hiç duymamasından geliyor. Gidip işte odada gene yanaşır. Çocuk çekiliyor odasına ilgisizlikten. Bir de ilgi önemli değil mi? Yani bu şimdi bir hayvanı özür dilerim. Bir hayvanı bile eğitirken ya, siz onu sevgiyle eğitebiliyorsunuz. Evet. Yani o hayvan dili var ama işte gözü var ama düşünmeyen yani bir hayvandır bilmeyen bir hayvanı bile eğitebiliyorsunuz da çocuklarımızı mı eğitemiyoruz? Şimdi bir de özür dilerim. Şimdi bazıları da çocuklarını bakıcıya veriyorlar, kreşlere veriyorlar. Efendim işte çocuklarına süt vermiyorlar. Hayvanlarına, affedersin işte köpeklerine süt alıyorlar, çarşıda geziyorlar, çocuklarına gezmiyorlar. Elbette hayvan sevgisi de vardır biz. Hayvan, bitki, toprak, dünya, her şeyi seviyoruz. Çünkü bu hep insanlar için. Böyleleri de var. Bunlar ne olacak bu aileler? Şimdi bak, bir küçük bir hikayeyle söyleyeyim. Bir adam çocuğunu sürekli arabayla okula bırakıyor, okuldan alıyor. Bir gün yine giderken bakıyor ki bir baba da kızını arkasına almış bisikletle, yağmur da yağıyor, bisikletle okula bir yere götürüyor. Kız da arkadan babasına sarılmış, şöyle tutuyor düşmesin diye. Sürekli bakıyor o kıza, o arabadaki kız sürekli ona bakıyor. Diyor ki ne bakıyorsun diyor, işte ne güzel diyor falan. Diyorsun istersen sana da diyor bir bisiklet alayım, seni de götür, ben seni her gün arabayla götüreyim. Ama diyor o kız babasına sarılıyor. Babasına sarılıyor evet. Yani her şeyi almak mesele değil ki. Sevgi olmadığı zaman dünyayı önüne serin, mutlu olamaz. Onunla mutlu olamaz. Şimdi dedik ya esas olan ahlaklı bir insan, ahlaklı. Ahlak olmadan dedik ki ilim değildir, ölümdür. Onun için evvel emirde çocuklarımızı güzel ahlaklı evet, benim aslında çok soru var bende. Ben ailede mahremiyet meselesinde sormak istiyorum. Bu konuyu da şimdi bak devrimizin en büyük problemlerinden bir tanesi mahremiyetin ortadan kalkması. Mahremiyet nedir? Mahrem olan başkasının bilmemesi, görmemesi gereken şeylerin, yerlerin başkasına göstermektir mahremiyet. Mahremiyetsizliktir bu. Necip Fazıl rahmetlinin şöyle bir şey var. Diyor ki, utanırdı burnunu göstermekten süt ninem, kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Üç katlı ahşap evin her biri ayrı alem. Üst katta elde tesbih ağlıyor baba annem. Orta katta mouse oynayan annem ve aşıkları. Alt katta kız kardeşim tamtamda çığlıkları. Evet. Şimdi bakınız eskiden burnunu gösteremeyen ninelerimizin yerine bugün her tarafını mahrem olan yerlerini mahrem insanlara gösteren bir nesil çıktı. Hatta geçen paylaştım da aile resimlerini sosyal medyada paylaşmak mahremiyet kurallarını çiğnemektir. Yemek resimleri keza öyle. Şimdi o anlamda ta bebeklikten itibaren buna dijital mahremiyet mi diyoruz efendim? Dijital mahremiyet ayrı. Ayrı evet. Mahremiyet eğitimini ta çocuk doğduktan itibaren verilmesi gerekir. Diyecek siz nasıl? Mesela çocuğumuzun altını değiştireceksek
böyle herkesin içinde değil, ayrı bir yerde yapmamız gerekiyor. Çocuk biraz büyüdükten sonra çocuğun ayrı bir odası olmalı. Eğer böyle bir imkan yoksa belli bir yerin belli bir köşesi ona ayrılmalı. Mahremiyet demek illa da böyle cinsel anlamda değil. Ona ait olan şeylerin başkası tarafından şeye uğramaması, zarara uğramaması. Yani bu benim diyebilmeli çocuk. O kendisine ait olan şeylerin başkası tarafından zarara uğramaması anlamındadır. Tabii bunun içerisinde diğerleri de var. Çocuk biraz büyüdükten sonra mesela belli bir yaştan itibaren, 5-6 yaşından itibaren çocuk banyo yaptırılırken yani kilotu vesairesi çıkarılmadan yapılmalı. Çocuk kendi kendini sonra oralarını temizlemeli. Biraz daha büyüdükten sonra kendi kendine banyo yapmalı. Efendim, anne ve babalar çocuklarının yanında işte mahrem yerlerini çocuklara göstermemeli. Giyinirken, soyunurken buna dikkat etmeli. Çocuklar da bunları örnek almalı. Çocuklar anne ve babalarının odalarına, yatak odalarına izinsiz girmemeli gibi durumlara biz işte çocuklarda mahremiyet eğitimi diyoruz. Her yaşın, her grubun eğitim durumları farklı. Bizim programımız bunların tamamını anlatmaya yetmeyebilir. Bir de biraz önce dediğiniz gibi dijital mahremiyet var. Dijital aletlerle yapılan mahremiyet. Yani başta televizyon diyebilir miyiz? Tabii ki. Onun için ne yapmamız lazım? Malum yani televizyondur, cep telefonudur, sinemadır, bilgisayardır, mecmualar, gazetelerdir vesaire. Bu anlamda da çocuklarımızı eğitmek gerekiyor. Ama en başta söylediğim gibi bu eğitimin en etkili olanı kendimizi eğitmemizdir. Kendine gücü yetmeyenin çocuğuna gücü yetmez. Kendine gücü yetenin aleme gücü yeter. Kendimize gücümüzün yetip yetmediğini nasıl anlarız, nasıl test ederiz? Çok kolay. Herhangi bir alışkanlığımızı bırakabiliyorsak kendimize gücümüz yetiyordur. Kendimize gücümüz yetmediği halde mesela elimizde sigara, çocuğa sigara içme demeye benzer. Sigara içen birinin birine sigara içme dememesi neyse ona benzer. Onun için dijital aletlerle ilgili olarak eğitim uzmanları şöyledir. 3 yaşına kadar çocuk ekranlardan uzak tutulmalı. Bu bir. İkincisi 3 yaşından 6 yaşına kadar ekran karşısında günde yarım saatten fazla durmamalı. Çünkü bunları tamamen kaldırmak mümkün değil. Yasakladığınız zaman çocuk internet kafeye gidecek, bilmem nereye gidecek, sizden gizlice bir komşuya gidecek, arkadaşına gidecek. Bunu disipline etmeli. 6-9 yaş aralığında en fazla 50 dakika dijital aletlerle vakit geçirmeli. 9-12 yaş arasında bunu eğitimciler 70 dakikaya çıkarıyor. 12 yaşından sonra ise televizyon, telefon, tablet, bilgisayar toplam olarak aralıklarla ama aralıklarla devamlı değil aralıklarla toplamda en fazla 2 saat. Siz geleceğimizi tam bir garanti altına aldınız bunlarla. Yani aileye düşen bu. Evet. Aile çocuğunun iyi yetişmesini istiyorsa bu kuralları koyar ama bu boşlukları da doldurması gerekiyor. Yani çocuk o 2 saat dışındaki zamanını nasıl geçirecekse onu da. Peki bu dijital aletlerin zararları nelerdir? Bunlar bilinen şeyler ama yine de birkaç tanesinden bahsedelim. Bir kere yavaş yavaş programımızın sonuna da geliyoruz. Bu arada mi? Söylemek istediklerinizi de tamam. Söyleyebilirsiniz. Buyurun. Şimdi beyin gelişimini olumsuz etkilediği yani ispatlanmıştır. Bu dijital aletlerin bilhassa işte bilgisayar, tablet, cep telefonu vesaire beyin gelişimini olumsuz etkiliyor. Birisi bu. İkincisi ama en önemli şey bu. Yani tabii. Çünkü çocuklar sürekli bu aletleri izleyip dinledikleri için
Bir kere konuşma kabiliyetleri gelişmiyor. Düşünme kabiliyetleri gelişmiyor. Efendim, muhakeme etme gelişmiyor. Sorgulamıyor. Oturup düşünemiyor. Sorgulayamıyor. İnsanların oturup düşünmeye ihtiyacı var. Çünkü bir saat tefekkür diyor, 1000 saat ibadetten daha hayırlıdır. Tefekkür etme. Çocuklar yemek yerken televizyon izlememelidirler. Televizyon, çünkü baba, anne izlerse o da izleyecektir. Onun için kurallar konması gerekiyor. Dijital aletlerle sanal oyunlar. Bakınız kaç genç intihar etti. Evet. Yani bunlardan ibret almak gerekiyor. Akıllı telefonlar ve televizyon aile içi iletişimi ve muhabbeti engelleyen en büyük tehlike şu anda. Bakıyorsunuz aile oturmuş, her birinin elinde bir telefon. Birbirinden çok uzak. Ya bedenleri yan yana, kafaları çok uzak. Onun için bu dijital aletler uzağı yakın, yakını da uzaklaştırdı. Efendim ne yazık ki işte bunlar artık bu şekil devam ediyor. Gün boyunca televizyon, telefon, bilgisayar, tablet başında gününü geçiren çocuklarda gelişim bozukluğu da olur. Çocuk dışarıda oynaması gerekir, sürekli masa başındadır. Hareket etmesi gerekir, hareket etmiyordur. Obez olur. Yani enerjisini harcamadığı evet. için birçok sıkıntılarla karşı karşıya gelir. Zamanını aletler karşısında yani açık havada serbestçe geçireceği zamanı dijital aletlerle. Peki ne yapılması gerekir? Yani aile olarak ne yapmak gerekiyor? Onu dijital materyalin kullanmasında bu sürelere uymalıyız bir kere. Yani 3 yaşına kadar ekrandan uzak tutup diğerlerine belli aralıklarla zaman vermek. Süre dışında ayrıca kurallar konacak. Çocukların bu aletlerle neler yapıp yapamayacakları belirlenecek ve bundan taviz verilmeyecek. Çocukların yanında tablet, telefonlarla oynanmayacak. Yani büyükler onların yanında bunu yaparlarsa hiç emekleri boşa gider. Bir kere kendilerine sahip olacaklar. Dedik ya kendine gücü yetecek önce. Sosyal medyada paylaşılan içerikleri takip edilecek. Yani bu neyi izliyor? Çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyecek programlardan uzak tutacak. Milli Eğitim Bakanlığı bir takım şeyler filtreler oluşturmuş. Onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Efendim çocuklara teknoloji kullanımı yasaklanmayacak. Yasakladığımız zaman biraz önce belirttiğimiz şeyler ortaya çıkabiliyor. Efendim aile tarafından erken yaşta dijital mahremiyet bilinci verilecek. Yani çocuk neye bakabilir, neye bakamaz. Ne yazık ki günümüzde birçok müstehcen şeyler, olmaması gereken şeyler açık gösteriliyor. Bu aile yapısını bozan şeyler. Velhasıl internet ortamında doğru bilgiye ulaşmak gerekiyor. İnternette gördüğü her haberin doğru olamayacağını bilmesi gerekiyor. Malcolm X'in bir sözü var. Diyor ki medyaya inanırsanız zalimlere acırsınız. Mazlumlara zulmedersiniz. Çünkü medya bazen beyazı kara, karayı beyaz gösterebiliyor. O anlamda Tabii hepsi değil, değil mi? Ya hepsi değil tabii. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki bir ayette der ki: "Ey iman edenler, size birisi bir haber getirdiği zaman onu araştırınız. Zanda bulunmayınız." Evet. Yani bu konularda anlatılacak çok şeyler var. Esasen bilim adamlarının yaptığı çalışmalar sonucunda şu kanaate varmışlar bilim adamları. Bilgisayar veya dijital bir aletle 1 saat oyun oynadıktan sonra en az 1 saat zihinsel bir çalışma yapmak gerekir. Çünkü o senin zihnini meşgul etti, yönlendirdi. Sen zihnini o dijital alete teslim ettin. O seni dilediği gibi yönlendirdi. Evet hocam, son sözleriniz alalım. Son sözlerim şu. Bu ailede eğitimle ilgili anlatılacak çok şey var. Zaman zaman anlatacağız hocam. Burada birlikte olacağız inşallah. Çok iyi olur. Bilhassa bundan sonra anlatacağımız şeyler ailede ahlak eğitimi,
ve ailede dini eğitim. Evet. Bunlar üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Çocuklarımızın iyi bir insan olmasını istiyorsak bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Esas olan çocuğumuzun doktor, mühendis, subay vesaire olmasından ziyade ondan önce iyi bir insan, ahlaklı bir insan olması gerekiyor. Günümüzde bozulan şey insandır. Bir fıkrayla bitireyim. Buyurun. Meşhur bir fıkradır. Çocuk babasından bir şey ister. Beni mesela parka götür der. O da söz verir, bir türlü sözünü yerine getiremez. En nihayet bir akşam yine çocuk söyler. O sırada gazetenin verdiği bir dünya haritası vardır. O dünya haritasını çocuğuna verir, bunu parçalar, 10-15 parçaya böler. Bunu düzelt getir, seni götüreyim der. Nasıl yapamaz diye. Çocuk hemen odasına geçer, 2 dakikada düzeltir getirir. Aa, nasıl düzelttin oğlum bunu der. Kolay baba, arkasında bir insan resmi vardı. İnsanı düzelttim, dünya düzeldi. Ne kadar güzel. Bozuk olan dünya değil, insandır. Bozuk olan zaman değil, insandır. Biziz biz. Dünyayı bozan, dünyayı cehenneme çeviren biziz. Dünya güzel, zaman da güzel. Hatta zaman da çok güzel. Fakat biz güzel değiliz. Evet, onun için güzel nesiller yetiştirmek gerekiyor. Çocuklarımızı güzel insanlar olarak, ahlaklı insanlar olarak yetiştirirsek ne mutlu bize. Bu önemli bilgilerinizden dolayı size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İnşallah bundan böyle sizinle burada zaman zaman, çünkü konumuz eğitim, siyaset, kültür olduğu için sizinle birlikte program yapmaya inşallah devam edeceğiz. Efendim konuğum eğitimci yazar Ebubekir Aytekin beyefendiydi. Hocamla eğitim üzerine, aile üzerine, çocuk üzerine konuştuk. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Tekrar birlikte olmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum.